Merhaba dostlarım. Daha önce tuzak yarışması yapmıştık. Yarışmacılar birbirinden güzel tuzaklar yapmışlardı. İzlemediyseniz yukarıda linki çıktı. Oradan izleyebilirsiniz. Harika tuzaklar var. Bu videoda da Trivdankus, Kamil Dayı ve Blabla yaptıkları tuzakları nasıl yaptıklarını gösterecekler. Yani 3 farklı tuzağın nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. Haydi izleyelim. Önce Trivdankus yaptığı tuzağı gösterecek. Vagonlu, raylı bir tuzak yapmıştı. Raylarda giderken yolda bir anda delik açılıyor ve vagonla beraber lava düşüyorsunuz. Trivdankus'tan bu tuzağın yapılışını öğrenelim. Merhaba, ben tuzağımı lav dolu bir çukurun üzerine yaptım. İsterseniz siz önce tuzağı yapıp sonra da altına bir çukur kazıp lavla doldurabilirsiniz. Önce bir blok koyup düğme koydum. Sonra buraya güçlendirilmiş ray koyuyorum. Düğmeye basınca güçlendirilmiş ray aktif hale geçecek ve üstündeki vagonu ittirecek. Bakın, enerji geldiğinde yanıyor. Sonra vagonun düşeceği yeri ayarlayacağız. Tam lavların üzerinde bir çukur açıyorum. Sonra bu çukuru kapatacak yapışkan pistonları koyuyorum. 2 tane ve yan yana. Bu deliğin kapanması lazım. Evet, buraya bir aktifleyici ray koyuyorum. Şurayı kapatalım. Şuraya da bir kızıltaş meşalesi koyuyorum. Vagon buradan geçince kızıltaş meşalesi sönecek. Yani pistonların elektriği kesilmiş olacak ve delik açılacak. Ama şimdi pistonların çalışması gerekiyor deliğin kapanması için. Kızıltaş meşalesinden pistonlara enerji götüreceğim. İşte böyle. Delik kapandı. Vagon üstüne geldiğinde pistonlar açılacak, yani delik açılacak ve vagon aşağıya düşecek. Şimdi bu rayları uzatalım. Normal ray koydum. Buralara güçlendirilmiş ray koydum. Bunları birleştirmemiz gerekiyor. Yalnız şuradaki güçlendirilmiş rayların aktif hale gelmesi için oraya bir kızıltaş meşalesi koydum. Enerji verecek onlara. Şurayı da normal rayla birleştirebiliriz. Evet, köşesini normal rayla birleştirdik. Tuzağımız hazır bile. Bu tarafını da istediğimiz yere istediğimiz kadar uzatabiliriz. Kurbanımızın şüphelenmemesi için biraz uzatsak iyi olur. Şimdi vagonu koyup şu düğmeye basalım ve deneyelim. İşte böyle. Delik açılınca buradaki raylar kırılacak. O yüzden tekrar ray koyuyoruz. Şimdi bu kısmı kapatalım. Kimsenin şüphelenmemesi lazım, değil mi? Burayı da bu şekilde rastgele uzatıyorum. İstediğiniz yerden gidebilir. Arka tarafını da kapatacağız ve tuzağımız hazır olacak. Evet, şimdi Abuzi'yi çağırıp bir deneyelim. Abuzi, gel haydi. Geliyorum patron. Bu sefer lava düşmek istemiyorum patron. Lavların üzerini kapattım. Lava düşmeyeceksin. He, tamam o zaman. Evet, Abuzi tren yolculuğunu çok sever. Hadi bakalım. Çuf 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 çuf. Güzel. Bunu beğendim patron. Tuzağımız bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendim patron, beğendim, sağ ol. Sana demedim. Merhaba yeğenle. Şimdi size tuzağımı nasıl yaptığımı göstereceğim. Gelin bakalım. Şimdi önce bir böyle karşılıklı delik delem, tamam mı? Buraya mavi koyuyorum değişik olsun diye. Şunu da gram. Buraya da bir mavi blok koyayım. Şimdi bunlara tuzak kancası takacağım. Tuzak kancası. Takam tuzak kancamızı. Bir tane buraya, bir tane de aha buraya. Şimdi ipimizi alıyoruz. İpi bu tuzak kancasından öbür tuzak kancasına uzatacağız, bağlayacağız. Bak, aha böyle. Zor görünüyor değil mi? Bağladık bak. Şimdi bu ne işe yarıyor deceseniz göstereyim. Bakın, şimdi buraya bir kızıltaş meşalesi koyacağım. Bak, yanıyor, görüyor musun? Yani enerji veriyor. Ama ipe dokunduğu zaman sönüyor. İşte tuzağı bu çalıştıracak, anladınız mı? Şimdi gidelim şöyle. Kızıltaş tozundan, aha, buraya döke döke gideceğiz.
Şunu kıracağız emme. Hah, bunu buraya uzatacağız. Bak, kızıltaş meşalesi kızıltaş tozuna enerji veriyor. Anladınız mı bir? Şimdi bu tozu böyle uzatacağız. Hah, aha bu tarafa. Şimdi buraya yapışkan piston koyacağız. Yapışkan piston. Ne işe yarayacak derseniz, buraya basamak koyacağız ya. Yani adam inerken o basamaktan inecek ya. İndikten sonra bu basamak geri çekilecek. Anladınız mı? İpe dokununca geri çekiliyor. Gördünüz mü? Enerjisi kesiliyor çünkü. Hah. Şimdi bu tarafa da bir kızıltaş yineleyici koyacağız. Önüne de normal piston koyacağız. Normal piston ittirecek basamağı. Şunu da açacağız böyle emme. Çünkü biraz geç çalışmasını istiyoruz. Önüne bir basamak koyayım şimdi. Hah, bak ipe dokunacağım ne olacak? Gördünüz mü? Gitti basamak. Şunu gram, aha buraya tekrar koyayım. Hah. Bu şimdi hazır. Üstünde obsidyenden kapatam. Şimdi basamak giderse adam oraya gra basamak yapar. Anladınız mı? Yapmasın diye yani. Gerçi başka yerden de yapabilir ama siz artık her yeri obsidyen mi yapacaksınız, ne yapacaksınız, onun önlemini alırsınız. Hah. Bunu kapatam şöyle. Burası tamam. Bak gitti basamak. Şimdi kapı tarafına gelen basamağı tekrar koyarız yerine. Buradan da bunun altından uzatacağız yine kızıltaş tozunu. Şu tarafa doğru. Kapı şurada olacak. Fırlatıcı da orada olacak. Fırlatıcı bir koyam. Şuraya koyam. Hah. Fırlatıcı fırlatacak ateş toplağını. Sonra gözlemciyi alıyoruz, gözlemciyi. Bunun arkasına koyuyoruz. Şunu kırıyoruz yalnız. Bakın iki tane delik var. Bu arkayı gösterecek. Gözlemcinin iki deliği var ya, arkaya bakacak. Ama dur hele. Şuraya da bir piston koyacağız. Normal piston ama. Üstüne de yine gözlemci koyacağız. Ama bu sefer ters olacak. Yani bu tarafından koyacağız. Ha, ne olacak şimdi? Bu piston, bu gözlemciyi yukarı kaldırınca iki gözlemci birleşecek. Fırlatıcı başlayacak ateş topu fırlatmaya. Anladınız mı? Bakın ipe dokununca çalışmaya başladı. Gördünüz mü? Gözlemciyle birleşmiş. Gram da tekrar koyam. Hah, burası da hazır. Ve yanlışlıktan çalıştırdım. Bir tane daha koyam. Şimdi bu yanlışlıktan çalışmasın diye şuradan bir yerden koparam bunu. Sonra bağlarız tekrar. Şimdi kapıyı yapacağız. Kapıyı da şöyle bir bu sefer değişik yapacağım. Buraya bir piston koyacağım. Bundan sonra kapıyı koyacağım üstüne. Hah, ne olacak biliyor musunuz mu? Tuzağa dokununca piston kapıyı kıracak. Fırlatıcının önü açılacak. Sonra başlayacak fırlatmaya. Artık ateş topu mu fırlatırsınız? Ok mu fırlatırsınız? TNT mi fırlatırsınız? Size kalmış. Şöyle yapalım. Şuradan kırıverem. Hah. Bunu da buradan birleştiriverem. Hah. Oldu şimdi. Bakın kapı kırıldı gitti. Fırlatıcının önü açıldı. Tamam, tekrar kapıyı koyam yerine. Burayı da birleştireyim. Sonracığıma şu basamağı da yerine koyam. Hah, şimdi bunun etrafını kapatam. Görünmesin bunlar. Ama önce içini dolduram ateş topundan. Hah, ateş topu da tamam. Şimdi kapatam şuraları. Tamam, tuzağımız hazır. Bir deneyelim bakalım şimdi. Dokununca basamak gidecek. Aha, fırlattı bile. Gördünüz mü? Kapı gitti. Ateş topu fırlıyor şimdi le. Bakın çıkacak yer de yok. Her yeri obsidyen yaparsanız kimse çıkamaz. Benim tuzağım da bu kadar. Beğendinizse yazın. Beğendim yazın. Hadi hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, ben Bla Bla. Size hayvan yakalama tuzağını nasıl yaptığımı anlatacağım. Bakın bu sadece bir hayvan yakalama tuzağı, insan değil, tamam mı? O yüzden demeyin ben buradan kaçarım falan demeyin. Yardımcımı alarak işte bu ineği kullanacağım. Arkadaşım inek bize yardım edecek. Önce tuzağı hazırlayalım. Önce kare şeklinde veya dikdörtgen fark etmez. İşte böyle bir blokluk çukur kazıyoruz, tamam mı? Şöyle kazalım. Bu tarafa da kazalım. Sonra buralara yapışkan piston koyacağız. Tepesi yukarı bakacak. Koyalım. Evet, bu şekilde yapışkan pistonlarla dolduruyoruz çukurlarımızı.
Az kaldı, tamam bu kadar. Şimdi bunun üstüne basamak koyacağız. Ama önce içine şey koyayım, basınç plakası koyuyorum. Evet, hepsine birer tane basınç plakası. Hah, böyle koyuyoruz. Koy, ne oluyor? Şimdi değil, şimdi değil, çıkar mısın şuradan? Ay. Ya basma sana. Git buradan inek. Böyle mi anlaştık seninle? Birazdan gel. Ya bak yine geliyor. Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Vermeyeceğim sana saman maman. Hah. Bu şekilde koyduk arkadaşlar. Tamam. Üstüne de şey koyacağız. Basamak koyacağız. Hop. Bakın insan kolaylıkla çıkabiliyor. Ama hayvan çıkamaz buradan. Basamak koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde basamak koyuyoruz. Evet. İşte bitmek üzere. İşte bitti bile. Heh. Tamam. Şimdi deneyelim. İnek. İnek neredesin? Gelebilirsin artık. İneğin işi çıktı herhalde. Ben buraya birkaç hayvan koyayım. Ha geldi, inek de geldi. Heh. Tamam bak. Çıkamıyorsun değil mi? Teşekkür ederim. Bir de tavşan koyalım şöyle, tavşanlar. At koydum. Eşek koydum. Sıpa çıktı. Tamam bakın. Bakın çıkamıyorlar. Bunlar hayvan olduğu için akılları pek ermiyor. O yüzden çıkamıyorlar. O yüzden sakın yazmayın. Ben buradan kolaylıkla çıkarım diye yazmayın. Herhalde çıkarsın. Çünkü daha önce öyle yorumlar okudum. Evet, benim tuzağım işte böyle arkadaşlar. Çok kolay, çok basit, çok etkili. Evet, ben butonuna basın, like'larınızı bekliyorum. Abone olun kanalıma, tamam mı? 5 tane abonem var. 6.sı da siz olabilirsiniz. Bekliyorum. Hadi hoşça kalın.